Merhaba dostlar, ben Furkan Uysal. Yepyeni bir inceleme tanıtamıyorsanız senin kastedim. Arkadaşlar bu videomuz sizlerle SafeAudit Pro'sundan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen incelememize başlayalım. İlk önce video başlamayı söylemek istiyorum ki benim video söyleyeceğim şeyler kesin bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ve şunu unutmayın ki eğer projeye yatırım yapmak istiyorsanız o projenin her şeyini dikkat edin, inceleyin. Projenin beyaz kağıdından tutun da Telegram grubundaki istenen soruları sorun. Bir proje yatırım yapacaksanız bunlardan sonra yapın. Paranızı riske atmanızı kesinlikle önermiyorum. İsterseniz hemen ilk önce web sitede daha sonra da Medium'da koydukları birkaç bağlantıyla videomuza başlayalım. Öncelikle söylemek istiyorum ki bu proje çok çok yeni proje. Yani projenin şu anda roadmap'leri bile daha tam olarak tamamlanmadı. Yani ve web sitenin sadece göreceğiniz üzere projenin daha çoğu şey tamamlanmıyor. Ya, yarım yıllık proje diyebilirim ancak penguin atama sistemleri var. Daha zaten 15 günlük yani 30 günlük falan proje. Yani her şeyini tamamlayıp projeyi halka açabilirlerdi ancak beta sürümü olarak hani ben bunu şu an beta sürümü diyorum çünkü çok fazla özelliği şu anda aktif değil. Hani proje bu şekilde piyasa sürmeyi tercih ettiler. Tabii onların kararı. Bana da bir anlaşma sözlüler hani bir tanıtım için. Ben de PengeSat'ta gibi yerler listemleri bulunduğu için kabul ettim. İstersen hemen şimdi sistemi ilk önce Türkçe'ye çevirelim. Daha sonra incelememize başlayalım. Tabii Türkçe'ye çevirerek daha şu şekilde incelememize devam edebiliriz. SafeAudit, otonom getiri, likit oluşturma protokolü. PengeSat satın al. Zaten burada PengeSat satın al linkini ben videonun aşağısına koyacağım. PengeSat üzerinden SafeAudit'i satın alabiliyoruz. Burada Binance Smart Chain kullanıyor bu arada. Binance Smart Chain'i nasıl kullanacağınız hakkında kanalımda bunu daha önce videoları var. Ve bunu da size her sene söylüyorum zaten. Binance Smart Chain'i hemen buradan kullanabilirsiniz. Binance Smart Chain'i Metamask üzerinden böyle bir şey yeriniz olması gerekiyor. Yani bu zorunlu. Binance Smart Chain ağına girmeniz. Özellikleri otomatik likidite üretimi. Her tier PengeSat otomatik likidite için %7 katkıda bulunur. Pasif verim üretimi. SafeAudit sahipleri satıcılar aracıyla elde edilen %3 pasif gelerek kazanır. Bu şöyle bir şey yani. Siz bunu stake edebileceksiniz. Yani bunu siz bir havuza koyduğunuz zaman havuz size zamanla PengeSwap'ın ay PengeSwap pardon. SafeAudit verecek size zamanla. Bunu yani transfer yöntemle alınan paralardan size bu bir payı gelecek. Deflasyon. Lansmanda itibaren toplam arzın %44'ünü yaktık ve ne kadar çok alım satım yapılırsa arz o kadar düşecektir. Gibisinden burada şeyler yapmış. Ve de %44'ünü yakmışlar. %44'ü yakmaları gayet iyi bilgi. Çünkü birazdan token ise maksimum arzını ve benzeri bilgileri göstereceğim. Token'ın maksimum arzı gerçekten baya baya fazla. Sonra aşağı kısmında hemen burada yol haritalarından bahsetmişler. 2001. yarı, ikinci, üçüncü yarı olarak ve 2002'nin birinci yarı olarak. Dediğim gibi proje çok çok daha yeni. O yüzden daha yol haritalarının kısımlarının çok kısmını çizememişler. Daha sonra aşağı kısmına burada denetim kısmını görebiliyorsunuz. Aşağıda bir tane dünya detayı var. Burada dünya detayı koymuşlar. Sonra teftiş raporu olarak ve de beyaz kağıt olarak bunları inceleyebilirsin diyecektim. Ancak bunları daha size eklemeyi unutmuşlar. Dediğim gibi proje daha çok çok yeni. Hani çok çok yeni. Bu proje şu an yatırım yapıp ne kadar mantıklı bilemem. Ne kadar bu video sponsor olsa da kendi düşüncelerimi söylemek zorundayım. Açıkçası ben projeyi çok da mantıklı göremiyorum. İlerleyen zamanlarda güzel şeyler ortaya koyarlarsa tabii niye olmasın. Sonra aşağıda bize kalan kısımdan Telegram hesaplarına girmenizi öneririm. Telegram hesaplarından merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hani illa projede merak ettiğiniz yerler olacaktır. Daha sonra PengeSat üzerinden dediğim gibi alım satım yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz veya böyle likidite, brüt olarak da kısımları burada bulunuyor. Eğer projede yapacağınız bir şey olsa hemen bu kısımları inceleyebilirsiniz. Sonra dediğim gibi proje şeyde yer alıyor bu arada. Şurada hemen göstereyim. Binance Smart Chain'de yer alıyor. Binance Smart Chain isterseniz buradan bakabilirsiniz. Binance şu an 515 tane sahibi bulunuyor. 1400 tane yani bunda 1500 yani 1500 tane transfer yapmış şu ana kadar. Aşağı kısımda şu an yapılan anlık transfer görebilirsiniz. Tabi bu bir de NFT projesi olduğu için bu rakamlar böyle bir de bir kuadrilyonluk bir şeyde olduğu için bir kuadrilyon bir yani çok çok büyük bir rakam. Bir kuadrilyon bir sabit olduğu için de böyle rakamları görmek gayet normal bence. Sonra burada Medium linki vermişler. Medium linkinde burada zaten maksimum sabitsin 1 milyar olduğunu, hayır 1 kuadrilyon olduğunu, sembolün bu olduğunu bu tür bilgileri buradan görebilirsin ve burada zaten daha demse dediğim özellikleri de burada söylemişler. Sonra token kontağını görebiliyorsunuz. Binance Smart Chain yani bsc.scan.org üzerinden de isterseniz bunları kontrolünü kendiniz sağlayabilirsiniz. Kontağın olduğunu, PengeSat'ta Liquid Lock'un olduğunu, Audit Contract, CoinGecko Listing, CMC Listing gibisinden burada kısımları olduğundan bahsediyor. Aşağı kısmında Medium'dur yani bu tür ürünleri buradan görebilirsiniz. İsterseniz bunları da kendiniz inceleyebilirsiniz. Daha sonra SafeAudit'te bir tane DEX kurarız da burada bir tane listelemeleri var. Hani ister bundan da bakabilirsin. Burada değişik bir tane borsa. Burada bir listem yapmışlar. Sonra SafeAudit'in Twitter hesabı var. Twitter hesabında güncelleme ve token hakkındaki yenilikleri paylaşıyorlar ve de burada yeni giveaway'ler ve yeni yarışmalar yapıyorlar. İstersen bunları da
katılabilirsiniz. Tabi bu zaman sizin kararınız. 760 tane takipçiler var şu anda. Dediğim gibi proje şu an çok genç proje değil. Ama bunlara katılırsanız da yani şansınız çok yüksek oluyor. Yani 600 kişi katılmış. Ve de ödülleri de bence gayet güzel yani. Çünkü ödüller gönderiliyor. Yani projenin şu an market hacmi gayet yüksek bence. Çünkü ya dağıttığı ödüller. Hani şu anki yapılan alım satıma göre gayet yüksek miktar dağıtıyor. Yani projeye bir yatırım yapını söyleyebilirim. Ancak yatırım ne kadar doğru yerlere harcanıyor. O konu hakkında pek de bilgim yok. Şu anda daha da proje hakkında bahsedeceğim pek de bir konu yok. Proje sadece şu an bunları açabilmiştim. Hani projeyi incelemek ve de birkaç fikir söyleyebilmek için. Şu an sadece bunları söyleyebileceğim proje hakkında. Yatırım yapıp yapmak tamamen sizin kararınız. Proje gibi daha çok yeni proje. Neler olup neler olmayacağı hiç belli olmaz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.